Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Dersimizde isimlerde tekil, ikil ve çoğulluk konusunu işleyeceğiz. Ben hepinize başarılar diliyorum. Arkadaşlar e, burada kitabımız bakın müfret, müsenna ve cemi olarak bir giriş yapmış. Müfret aşağıda da söyleyecek. Tekil isim demek, müsenna ikil isim demek arkadaşlar. El cem'u da cemi ya da çoğul ismi anlamına geliyor. Şimdi buradaki e, buradan kasıt isimlerin sayı itibariyle üç gruba ayrılmasıdır ki zaten kitabımız bizde e, bu iti, isimlerin sayı itibariyle üçe ayrıldığını ifade etmiş. Bakınız müfret, müfret demek e, adet bakımından arkadaşlar tekil e, anlamına gelir. Müzekker veya mühendis tek bir varlığa işaret eden isimlerdir. Buna müfret isim denir. Bakın Ömer bir müfret isimdir. Nafizetün bir tane pencere demek. Yine müfret bir isim olduğunu görmekteyiz. Müsenna dediğimiz, buna tesniye de unutmayınız. İki isim, müzekker veya müh mühendis iki varlığa işaret eden isimlerdir. Şimdi arkadaşlar kelimenin sonuna elif nun ilave edilerek biz müsenna ya da tesniye dediğimiz isimleri elde ederiz. Bu çok belirgin bir kuraldır. Bunu bilmekte fayda var arkadaşlar. Bakınız es bir tane araba ya da otomobil anlamına gelirken es iki tane araba anlamına gelir. Onu söyleyelim ve sonunda Elifun geldiğini görmekteyiz. er bu yolcu demek arkadaşlar. er iki tane yolcu anlamına gelir. Biraz sonra örneklerde de bunları konuşacağız. Cemi ya da çoğul isim müzekker veya mühendis ikiden fazla varlığa işaret eden isimlerdir. Çoğul isimler bakın müzekkerlerde kelime sonuna vavnun, mühendislerde ise elifte ilavesiyle yapılır. Tabi bu her müfret isim için geçerli değildir onu söyleyelim. Biraz daha böyle müştak isimler için görmekteyiz özellikle vavnun kullanımını evet bunlardan başka kuralsız çoğullar da var vardır. Kitabımız bize bakınız sayfa 32 demiş. Buraya bakabilirsiniz ama ben burada şunu ilave etmek istiyorum. Arapçada bir kelime öğrenilirken, öğrenilirken müfredi ve bakınız burada cemisi ile birlikte öğrenilir. Bakın burada musafiru kelimesinin yolcu olduğunu biliyorsun ama bunun cemisinin yani el musafiru ne şeklinde öğrenilirken Öğrenmeye Gayret Ediyorsunuz Arkadaşlar Hakibetin Bakınız Çantadır Bunun hakayı Bu şekilde cemi Kullanıldığını Öğrenmekte Fayda Var Şimdi Burada Niye Böyle Bir Usulden Bahsettik Bu Genel Kabul Görülen Bir Usuldür e Diğer Taraftan Kuralsız Çoğullar Vardır Kuralsız Çoğulların Kalıpları Evet Vardır Ama Hangi Kelimenin Hangi Kalıptan Geldiğini Bilmek e, Arapçada Biraz e, Zor Bir Durumdur Dolayısıyla bir isim öğrenilirken e, cemisiyle birlikte öğrenilir. Burada biz şunu da ilave edelim. Bir ismin birden fazla cemisi de olabilir. Mümkünse hepsini öğrenmeye gayret edin ya da en çok efendim kullanılanları, gördüğünüzü öğrenin. O zaman içerisinde e, öğrenmeleriniz çoğalacaktır. Şimdi vav'un müzekkerlerde elifte ise e, mühendisler de e, cemi yapar. Kuralsız çoğullarımız söyledik arkadaşlar. Şuraya bir daha ifade edelim. El musafiru bakınız yolcu demek. El musafirun erkek yolcular. Tabi el musafiru erkek yolcu artık anlamına gelir. El musafiratü bayan yolcu anlamına gelir. El musafiratü ise el musafiratü bayan yolcu bir tane. El musafiratü ise bayan yolcular anlamına gelir. Makadun bakın koltuk demek. Makaidu koltuklar anlamına gelir. Oturma yeri anlamındadır. Hakibetün çantadır. Hakaib çantalar anlamına gelir. Şimdi bu girişten sonra biz alıştırmaları uygulayacağız. Aşağıdaki boşluklar örnekte olduğu gibi uygun bir müfret isimle tamamlayınız demiş. Örneğimize baktık. Bakınız arkadaşlar. E, el amilu hadirun. E, amil işçi hadirun geliyor bu anlamına gelir. İşçi geliyor ya da işçi hazırdır gibi anlamlar ifade edebiliriz. Bakın burada bir örnek üzerinden gidelim. O dahmın büyük anlamındadır. İri, devasa, kocaman anlamına gelir. Şimdi burada bu boşluklarda cümleler arkadaşlar uygun birer müfret isim getiriniz demiş. Bizim buraya getireceğimiz müfret isimlerin müzekker ya da müennes olduğunu buradaki ee, boşluktan sonra yazılmış kelimeler belirleyecek. Bakın bu da zahmun müzekkardır. Buraya müzekker bir isim getirmemiz gerekiyor. Tabi anlamı da göz önünde bulunduracağız. Zahmun büyük demek biz buraya fil kelimesini getirdik. El fiilu zahmun. Fil büyüktür anlamına geldi. Bakın zahmun müzekker, el fiilu müzekkerdir. Vasiatun büyüktür geniştir anlamında kullanılmakta. Biz buraya mühendis bir isim getireceğiz. El camiatü, bakınız, üniversite geniştir. Müzik, mühendis, mühendis. Buna dikkat ediyoruz. Tabi burada bir mütteda haber uyumu var. Mütteda haber uyumu konusunu e, gördüğümüz zaman bunlar daha da net anlaşılacaktır. Nazifetün temizdir anlamına gelir. Ne temiz olsun? Bakın, el medrasetü ve okul nazifetün temizdir. Mühendis, mühendis. Her iki mühendis ismi de gördüğünüz gibi görmektesiniz. Buraya... Evet, bediun harikadır anlamına gelir burada arkadaşlar. Eşsizdir, harikadır gibi bir anlam ifade eder. Bakınız bedi kelimesi müzekkerdir. Ben buraya Kur'an kelimesini yazdım. el Kur'an'ı, bediyan, Kur Kur'an Kur'an-ı Kerim efendim harikadır gibi bir anlam ortaya koyduk. Müzekker müzekker uyumuna dikkat ediniz. Seriatun hızlıdır demek. Buraya ben uçak kelimesini yazdım. Et tairatü seriat. Uçak hızlıdır. Bakınız müzik burada da müennes bir isim. Eee isim uygun müennes isim gelmiştir. Haliyetun. Haliyetun boş demek arkadaşlar. Farigatun gibi. Bakın ben buraya seyyaratu yazdım. Es seyyaratu haliyetun. Araba boştur. Burada arabada e, kimsenin olmadığı anlamı ortaya çıksın istedim. Gördüğünüz gibi yine mühendis bir ismimiz var burada. Bakınız akabinde yine mühendis bir ismimiz var. Devam ediyorum. Acip, enteresan, tuhaf gibi anlamlara gelir arkadaşlar. Müzekker olduğunu görmekteyiz. Ben buraya racülü kelimesini getirdim. Er racülü efendim acip. Adam enteresandır, tuhaftır gibi bir anlam ortaya çıkardık. Mühend müzekker, müzekker iki isim görüyoruz. Le lezzetlidir demek arkadaşlar. Tamı yemek anlamındadır. Tamı yemek lezzetlidir diyoruz. Evet bu şekilde bu alıştırmamızı yaptık. Ama şurada şunu söyleyebilirim mesela ta'irat esneyi yaratar radülat tam gibi. Bu da kelimelerin cemileri ne öğrenmekte fayda var arkadaşlar. Mesela ben et ta'ira tü kelimesini tesni yaptığında da yapacağım da ettaira tani şeklinde yaparım. Burada fili tesni yapacak olursam el filani iki fil gibi düşünebiliriz zaten. Ama bunların cemilerini eee bizatihi öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi geçiyorum diğer bir alıştırmamıza. Aşağı cümlelerde bulunan müfret, müzekker isimler örnekte olduğu gibi efendim müsenna ya da ikil yapınız demiş. Örneğimiz inceleyelim. El babu kapı kebirun büyüktür. Tesne yaptığımızda el babani kebirane oldu. İki kapı büyüktür anlamı ortaya çıktı. Devam edelim. Es sayyadü. Arkadaşlar sayyad gördüğünüz gibi e, avcı demek. Avcı demek. Ben şu şeyi düzeltmek istiyorum. Bakın. İki avcı mahirin yeteneklidir anlamına gelir burası. Değerli arkadaşlar. Bunu tesne yaptığımızda Es-Sayyadani iki avcı anlamına gelir. Mahirani yeteneklidir anlamına ortaya koyarız. İki avcı yeteneklidir deriz. Burada yine bu Es-Sayyad müptedadır, mahir haberdir. Mükteda haber uyumunu görmekteyiz. Evet. El-Mak'adu Arkadaşlar koltuk, oturma yeri gibi anlamlara gelir. Nazifun temizdir. Bakınız bunlar müfrettir. Bunlar tesne yaptığımızda el-mak'adani, nazifani deriz gördüğünüz gibi. İki oturma yeri ya da iki koltuk e, temizdir anlamına gelir. Al-qiddu. Bakın al-qiddu kedi demek elifin evcildir. Tesne yaptığımız zaman al-qiddani elifani olarak bunu görev, e, görürüz. İki kedi evcildir anlamı ortaya çıkar. En-nehru nehir demek tabilun uzundur. Bakın nehir uzundur. Bunu tesne yaparsak en-nehru tabilani demişiz. Tabi şurası gözümüzden kaçmış. Burayı şöyle yapacağız arkadaşlar. Şuradan hemen bir tesniye elif ve alıp oraya koyalım. Evet. En nehrani oldu. İki nehir uzundur anlamına geldi. E tabi bu doktor Mahirun yeteneklidir yine. Tesne yaparsak buradaki isimleri e tabii bani mahirani şeklinde görürüz. E, görmemiz mümkündür. Devam ediyoruz. El metceru. Metcer burada dükkan demek arkadaşlar. Kebirin büyüktür. Dükkan büyüktür diyoruz. Bunu tesne yaparsak el metcerani. Bakınız kebirani şeklinde görebiliyoruz. İki dükkan büyüktür. Devam ediyoruz. El hamisu gömlek cedidun yenidir. Tesne yaptık ve el hamisani cedidani olarak bunu ifade ettik. El beytu ev. Bakınız. Vasiun geniştir. Tesne yaptık. El beytani oldu burası. Gördüğünüz üzere vasiani dedik. İki ev geniştir anlamını böylece ortaya koyduk. Evet devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerde bulunan müfret mühendis isimleri örnekte olduğu gibi müsenna yapınız. Müfret mühendis e, malum arkadaşlar müsenna tesniye demek onu söyleyelim. Şimdi şuradaki örneğe baktık. Örneğimiz aslında şurası bizi ilgilendirmiyor. Burada bir gözden kaçma olmuş. Örneğimiz şu müfret mühendis. Et tabibet bayan doktor mahira, mahiratun yeteneklidir kabiliyettir diyeceğiz. Şimdi bunu biz e, tesniye yaptığımızda karşımıza şöyle çıkıyor. Bakınız, et tabi betani iki bayan doktor mahiratan yeteneklidir. Buradaki hemen kelimelerimizin sonuna elif getiriyoruz. Buradaki ta yu, marbuta yuvarlak tağlarımız arkadaşlar açık tağa dönüştü. E, bu imlasal bir durumdur. Onu da görmekte fayda var. Evet devam ediyoruz. es seyyaratü araba tüm yenidir. Gördüğünüz gibi biz bunu Tesniye yaptığımızda seyyara tane cedide tane oldu. Bakınız. Devam ediyoruz. El kariyetü köy Sagiratun efendim küçüktür. Tesniye yapalım. El kariyetani sonra elifini getiriyoruz. Sagiratani oldu. Buradaki açık tağların yine efendim, kapalı tarlaların tağların açık tağya dönüştüğünü görmekteyiz. Eşeceratü ağaç aliyetin uzundur demek bu arkadaşlar. Ve şeceratani, tesne yaptık. İki aç, aliyetani. Uzundur dedik arkadaşlar. Tabi şurada e, gözümüzden maalesef kaçmış. Hemen onu düzeltmeye çalışalım. Aliyetan gibi bir şey olmuş. Aliyetan olacak. Oraya şöyle bir edif getirebiliriz. Kanaatini taşıyorum. Evet. Şimdi düzendi. Aliyetan olacak. Et dairatü Bakınız. Et-tairat uçak seriatun hızlıdır. Dedik. Esne yaptık. Et-dairatani. Arkadaşlar atani. iki uçak hızlıdır anlamını ortaya koyduk. el imaratı. el imaratı yapı demek. Bina demek arkadaşlar. Zahmetun büyüktür. Kocamandır gibi anlamlara geldi. El-imaratani. iki tane efendim bina. Zahmetani. Büyüktür. Kocamandır. iridir gibi anlamları içeride Devam ediyorum. Eşşakka tu. daire demek arkadaşlar. Bunu eşşukka olarak da görebilirsiniz. vasiatün geniştir. Daire geniştir dedik. Bunu tesne yaparsak eşşukkatani. Bakın şakka şukka da kullanılıyor. Bunu da görmenizi istiyorum ben. Eşşukkatani iki tane daire. Vasiatani böyle geniştir dedik. Elif'in getirdiği getirdik. Ez zücace tü. Bu zücace şişe demek arkadaşlar. Farigatun boştur. Bakın ikisi de müfret bir isim. Tesne yaptığımızda ez zücace tane oldu. Farigatani şeklinde yaptık. Yani ikisinde her iki kelimeyi de şişe boştur anlamını ortaya. iki şişe boştur anlamı ortaya çıktı. Devam ediyorum. El hudobetü. Hutbe demek arkadaşlar. Cedidetün yenidir. Bunu tesniye yaptığımızda el hudbe tani iki tane hutbe cedi de tani yenidir şeklinde efendim süreci tamamlamış bulunduk gördüğünüz gibi bütün elif mühret kelimeleri arkadaşlar el tesniye yaptığımızda sonra elif num getiriyoruz geliyoruz dördüncü alıştırmamıza dördüncü alıştırmamıza baktığımızda. Değerli arkadaşlar bizden şunu istiyor. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili müzekker isimler örnekte olduğu gibi cem'i yapınız demiş. Hemen örneğimizi okuyalım. Zehebe bakın gitti el hadiru gelen hazır bulunan kimse ee, bu da konu küda diyebiliriz arkadaşlar. Gittiler diyoruz. Dehve, vehebe gitti el hadirun. Bu dinleyiciler gibi anlama da gelir arkadaşlar. Bunlar gitti anlamındadır. Bakın sonuna ne getirdi? Burada vavunun getirdi. Ade döndü el bu Kayıp kimse geri döndü demek. Bu ade döndü el gaibun. Kayıp kimseler döndüler anlamına geldi. Ve sonuna baktığınız zaman Elif'nin şey Vav'nın getirdik. Sonunda Tay Marbut olsaydı arkadaşlar Elif T'yi getirecektik ama bir sonraki alıştırmamızda bunu da göreceğiz. Hadara bakın Hadara geldi Ezzair ziyaretçi geldi. Bunu cemi yaparsak Hadara Ezzairun ziyaretçiler geldiler anlamını ortaya koyuyoruz. Devam ediyorum. Nezele indi demek. Bu. Er rakibi yolcu indi. Nezele. Bakınız arkadaşlar. Er rakibun yolcular indiler hale geldi, dahil oldu. el bu efendim oyuncu. El-Melabe oyun alanına geldi diye. Bilirim ben buraya. Oyun alanına girdi diyelim arkadaşlar. Oyun alanına girdiler diyeceğim. hale girdi. el bu bakın. Oyuncular. El-Melabe oyun alan demek. Laibun, el la'ibu, el -la oyuncu, el-laibun oyuncular anlamına gelir. Feriha sevindi el muslimu. Müslüman sevindi. Neye sevindi? Bir şehri Ramazan. Ramazan ayına sevindi diyebiliyorum arkadaşlar. Ee, el muslimu cemi yapıyorum. Feriha el muslimune ya da ferihal muslimunu okuyabiliriz. Müslümanlar sevindiler. Bir şehri Ramazan'e Ramazan ayına sevindiler diyorum. Müslümu, müslümun dedik. asra acele hızlıca gitti demek bu. Es-sâiku şoför. Hatta buna Hızlı sürdü de diyebiliriz. Esra'a, es sâikûn şoförler hızlı sürdüler. Sızlıca gittiler gibi anlam ortaya çıkar. Vasele <Sessizlik> geldi, ulaştı. El muhacir, muhacir göçmen demek arkadaşlar. Vasele'l <Sessizlik> muhacirun, göçmenler geldiler, ulaştılar diyebiliriz. Hatta el muhacir kelimesine hicret eden anlamında verebiliriz. Vahike <Sessizlik> güldü demek, el câris oturan kişi güldü anlamına gelir. Vahike el calisun. Bakın oturanlar güldüler anlamına gelmekte. Aşağıda cümlelerde altı çizili mühendis isimler örnekli olduğu gibi cemi yapınız demiş. Hemen bakalım. Sarat gitti, hareket etti. Esseyyaratü araba. Sarat isseyyaratü arabalar hareket etti anlamına geldi. Biz de benzeteceğiz arkadaşlar. Yani baktık esseyyara kelimesini cemi yapmış sonra eliflun getirmek suretiyle. Bakın bu S'ye yaratın sonunda Taymar Buta düştü. Bunu görmekte fayda var. Elif T'ye geldi arkadaşlar. Merrat esenetü es bir suratın. Merrat geçti demek. Eseneti es yıl bir suratın hızlıca. Yıl hızlı geçti anlamına gelir. Merrat bakın devam ediyor. Esenevatü seneler geçtiler. Bir suratın hızlı bir şekilde yıllar geçti. Anlamını ortaya koyduk. Bu bir vav wow, e ilavesi yaptık arkadaşlar. Onu bir söyleyelim. Devam evet. ediyoruz. Zira bu kelimemiz bu şekildedir. Ratteb, e, rattebet buradaki kesra geçiş harekesidir. İltikay sakineyinden dolayı. Onu söyleyelim. Rattebetil bintu. Kız tevi düzenledi. Elbeyte evi düzenledi. Kız çocuğu diyebiliriz buraya. Bunu cemi yapıyorum. Rattebet elbenatu dedik arkadaşlar. Kız çocuğu evi temizledi anlamı çıktı el benat olacak şurası da hemen silelim evet saferatil musafiratü saferat yolculuk yaptı el musafiratü bayan yolcu saferat el musafiratü dedik arkadaşlar buradaki aslan aslen e, sükun olduğunu görmeniz adına saferat şeklinde yaptım tabi bunu geçişsiz okuduğumuzda zaten saferat şeklinde okuruz geçişte okuduğumuzda saferatil musafiratü deriz arkadaşlar. El musafiratü, el musafiratü şeklinde cemi yaptık. Yolcular, bayan yolcular yolculuk yaptılar diyebiliriz. Tenaveleti saimetü. Tenaveleti bakın burada yedi demek. Es saimetü oruç tutan bayan. Ne yedi? Taamel iftar. İftar yemeğini yedi. Burayı cemi yaptığımızda tenaveleti es saimatü taamel iftari dedik. Ta, e, oruç tutan bayanlar iftar yemeğini yediler anlamına geldi. sil <laughs> muallimetü Bayan öğretmen geldi demek bu arkadaşlar. Hadara <laughs> burada geldi anlamını verir. El muallime bayan öğretmen. Bunu cem'i yapıyoruz. Hadarat el muallimatu deriz ya da hadaratül <laughs> muallimati deriz arkadaşlar. Bunu ifade edelim. Bayan öğretmenler geldiler anlamındadır. Şeribetil meridatü, şeribet içti, el meridatü hasta. Ne işte deva ilacı. Hasta ilacı içti demek tabi el da bayan hastadır. Şeribet el meridatü, bayan hastalar içtiler anlamını verdik böylece. El deva e ilacı arkadaşlar içtiler anlamına geldi. Bu şekilde cemi yapıyoruz ve geliyoruz bu anlamda konumuzun özetine arkadaşlar. El ismi. isim demek. Bakın adet bakımından müfret, müfenna ve cemi olur. Yani tekil olur arkadaşlar. İkil olur Arapça'da. Cemi olur. Tekil isimler örnek verebilirim. Bakın Müslüman bir Müslüman demek. Kalemun bir kalem demek. Talib'in bir öğrenci demek. Tabibet'in bir bayan doktor demek. Sefinet'in bir gemi demek. Müslüman iki Müslüman demek. Kalemani iki kalem demek. Talibani iki efendim Öğrenci demek tabi betan. iki doktor demek sefine tane iki tane gemi demek. Bunlar cemi yaptığımızda bakınız Müslüman'ın ev şeklinde cemi yaparız Müslümanlar olur. Alemin ahlamın olur. Kırık cemi dediğimiz kuralsız cemiye tekabül eder arkadaşlar. Kalemler olur. Bakın talibun yine tullabun şeklinde kırık yapıyoruz. Öğrenciler olur. Tabi betün, bunu kurallı cemi yaptık. Bayan doktorlar oldu. Sefinetün kelimesi yine kuralsızdır süpünün şeklinde. Bunun da cemi yapıldığını biliyoruz. Bu da gemiler anlamına gelir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mesela Müslüm'ün, efendim tabibun gibi kelimeleri cemi yapmak kolaydır. Müslüm'ün, Müslüm'ün tabi batun, tabi bitun, tabi olur. Gerçi burada talibun kelimesini de talibun şeklinde cemi yapıldığını görebiliyoruz. Ama diğer taraftan mesela kalemun gibi, sefinetun gibi kelimelerin Bakın, e, kuralsız olarak cemi yapıldığını görüyoruz. Aklamın demek, sefinetun, sufunun şeklinde kullanımları görüyoruz. E, dolayısıyla şunu söyleyelim, cemisi kelimenin e, müfredi öğrenilirken, cemisiyle birlikte öğrenilir. Bunu hiçbir bu zaman unutmayın. E, bu size çok katkı sağlayacaktır. Bir sonraki dersimiz, müsenan irabı konusudur arkadaşlar. Biz dersimizi burada noktalıyoruz. Diğer bir dersimizde görüşmek üzere. Ben hepinize başarılar diliyorum.